Adı Murat Genç. Aslen Gümüşhaneliyim ama bir 10 yıldan fazladır burada atölyem var. Trabzon'da. Türkiye demeyelim de dünyanın birçok yerindeki ünlü Karadeniz müziği yapan, kemençeyle alakalı olanlara kemençe yapıyoruz. Profesyonel anlamda çalışmaya çalışıyoruz. Kemençeye 11-12 yaşlarında başladım. Biraz inatçılık, biraz heves, biraz merak, hepsi bir araya geldi. Evin eşiğini söktüm, ardıç eşiği vardı. Babamdan gizli yaptım ondan kemençe. Babam gelene kadar kemençeyi çaldırdım. Emek istiyor, bayağı bir emek istiyor bu iş. Bu iş yani yapmak ayrı bir şey, çalmak da ayrı bir şey. Yani iyi bir kemençecinin, çok iyi bir tavırlı çalan bir kemençecinin 8-10 seneye ihtiyacı var. O tavrı yakalaması için kolay bir şey değil. Kemençe tamamen farklı bir boyut. Ağacın kesildikten bu yana kemençe haline gelmiş olması var. Kesildikten bu yana kemençe haline gelmiş olması 2 yılı buluyor. Yani yaş bir ağacı kes, kemençe haline gelmesi için 2 yıl kuruması gerekiyor. Ya kademe kademe, 1 yıl kurutursun kütük halinde, 2. yıl kurutursun takoz halinde kesersin. İşte ondan sonra 5-6 ay öyle kurutursun, taslak haline getirir içini açarsın ve şurada kurun gibi. 4-5 ay öyle kurutursun. Kademe kademe kurutuyoruz. Ya toplam 2 yılı buluyor. En az 2 yılı buluyor bir kemençe haline gelmesi için. Öyle, ama zevkli bir meslek. Çalmak da zevkli, yapmak da zevkli. Bazen yoruyorlar insanı. Yani insanımız yoruyor ama zevkli. Mesela dün akşam bunu bitirdim, sesini duydum. Sadece bir çaldım, küçük bir sesine baktım, koydum kenara. Gittim eve, sabah geldim, çaldım onu. Sabah gelip çaldım. Çünkü akşamdan duydum sadece o tonayı, sabah geldim, hafif daha güzel değişmişti. Akşamdan sabah. Onlara hesap etmek çok güzel bir duygu. Kemençeyle mesela eskiden sadece otantik çalınıyordu, şimdi otantikten hariç ulusal çalınabiliyor, çalınıyor. Şimdi nota üzeri çalabilen arkadaşlarımız çok oldu. Şimdi notaya döndü iş, bilimsel yönüne döndü iş. Kemençe girdi o kapıdan, daha tutamazsın kemençeyi. O kapıdan girdi mi artık daha farklı bir boyuta gelir zaman. Bana mesela diyor ki mesela şu kemençe, bu da Rum kemençesi diyor dediğimiz, şunu tabir ettiğimiz kemençe. Bu da aynı kemençe olacak ama bununla bunun tınısı aynı olmayacak. Onun mesela biraz da böyle kapalı ötecek. Çalan ekine yaptık mesela, onu ekin kapalı istiyor sesi. Dağılmayacak ses. Mesela bunda Tahsin abiye yaptık, Tahsin Tercih'e. Tahsin açık istiyor biraz daha.
berrak çalsın. Biraz daha otantik çaldığı için Tahsin otantik tarzı. İki batı çaldığı için batıya uygun toplu ses yapacak. Bunu çalan adam bundan da alması gerekiyor. Sahne çalıyor çünkü. Herkesin ses tonu aynı değil. Bu mesela do diyez, re, bayan sesi bir kemençe bu. Bu bayanlara kemençe çalanlar bundan bir tane alması gerekiyor. En az. Şimdi o yüzden ikisi de birbirinden ayıracağız diyoruz ama bu sefer orada o iş bilimsele gelince de ayrılmak da istemiyorlar çünkü. Onun bu görmüyor bunun yaptığı işi. Şimdi bununla çalıyorsun sol, bununla çalıyorsun do. Bayana çalacaksın. Bayan soldan okuyamaz. Enstrümanı kemençede şöyle bir şey var. Kemençede kemençenin ses tonu neyse notası ona göre çalarsın. Bir kemençeyi farklı farklı seslerden zor çalamazsın. Çalarsın mesela bir kemençeyle transpozeli çalarsın. Üstten çalarsın mesela. Sol kemençeyle do çalarsın ama tam tamamlanmaz. Eksik kalır. Sol kemençeyle re çalarsın ama üç ses aralıklı çalabilirsin. Tam tamamlanmaz. Her sesi bir kemençe kullanmak zorundasın. Bu mesleği öldürmesinler, bu sanatı öldürmesinler. Bayraktır, bu bayrağı götürsünler. Enstrümanı daha da yukarılara taşımak için, her seferinde bir tık daha geliştirmek için, bir tık daha iyisini. Sana sadece bunu ben yapayım da paramı alayım, kenara koyayım. O değil. Bu para için yapılacak bir iş değildir. Para için yaparsan başarılı olmak şansın. Para tabii insan hayatında vazgeçilmez bir şey ama paradan daha önemli bu sanat. Ben bu sanata mesela bu motif işini de ekliyorum. Bunu şu anda desen ki parayla yapma. Yap, ben parayla yapmam onu yani. Parayla yaptıramaz ama onu enstrümana yakıştırarak yapmak farklı bir durum. O yüzden enstrümana değer versinler.